Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuzda hoş geldiniz, hafılları getirdiniz bir Çarşamba günü videosundan da herkese selamlar olsun. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar, lütfen kanala abone olmayı da ihmal etmeyelim çünkü çok önemli hususlar mevcut. Elazığ Spor'dan Mourinho paylaşımı Şimdi ikincilik ekiplerine Elazığ Spor, Jose Mourinho'nun e, o malum hareketini alıp kendilerince güzel bir e, şey yapmışlar, böyle eğlenceli bir şey yapmışlar açıkçası. Gakkoşlara buradan selamlar olsun. Özellikle Antalya'dan Serkan Sait'e buradan selamlar olsun. Onun nezdinde bütün Elazığlı kardeşlerimize buradan selamlar olsun. Hani aklıma gelen başka Elazığlı var mı şöyle düşünüyorum. Yok varsa da hakkını helal etsin. Aklıma gelmedi. Şimdi Mourinho dizisi bilgisayarından Elazığ Spor takım fotoğrafı yer almış. Demiş ki herkesin ayran olduğu birileri var. Onun bile demiş. Özlenen bir takım Elazığ Spor. Hayırlısı bakalım. Okan Buruk'un skandal sözleri. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Kasımpaşa maçı sonrası hakem Oğuzhan Çakır'a kutlamaya hocam sizin tribün orada dediği bir görüntü daha ortaya çıktı. Ve e, dün Okan Buruk artı Batu Şua'yı şeye sevk edildi. PFDK'ya. Ama hiçbir ceza çıkmaz. Çünkü PFDK başkanı kop koyu Galatasaraylı. Yani e, Galatasaray din gibi artık şey yapan benim isimlerden birisi diyorlar. Ben bilmiyorum. O yüzden bir şey çıkmaz ama şunu söyleyeyim. TFF'nin Okan Bura vereceği cezayı merakla bekliyoruz. Çünkü buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez tehdidi ki tehditten oraya gitti. Maçın bitiminde hakeme söylediği bu sözler. Ya arkadaşlar bakın. Kızgınlık anında siz söyleyebilirsiniz, ben söyleyebilirim. Çok özür diliyorum bu cümleyi kurduğum için ama herhangi bir maç bitiminde Ali Koç dese ki ulan bütün Galatasaraylıların bip dese gitti. Hayırlı olsun. Ayvayı ye de. Ya arkadaşlar kitlelere binlerce kişiye milyonlarca kişiye hitap eden kişiler bunlar. ben de dahil. O yüzden hani sinir harbiyle ağzımıza çıkabilir. Kabul. Ama yani çok çok dikkat etmesi lazımdı. Maalesef dikkat etmemiş. ben bu kadar söyleyebilirim ya. Ne diyeyim. Hayırlısı olsun bakalım. Ee, ama inşallah iyi bir ceza gelir. Yoksa herkes bundan sonra hakemleri tehdit eder. Beşiktaş der ki seni bu statta gebertirim der. Öldürürüm seni buraya gömerim der. O da ceza almaz. Öbürü de ceza almaz. Mourinho'nun beğendiği hakem Mehmet Türkmen konuştu. Şimdi Mourinho övmüştü yeni hakemlerde Mehmet Türkmen'i. O da ilk kez konuşmuş. 32 yaşındaki genç hakem. Hakem 30 yaşında çok üst seviyede gerçekten tebrik ederim demişti. Beyaz TV'ye konuşmuş. Mourinho dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri. Ondan güzel şeyler duymak herkese mutlu eder. Sadece Mourinho'dan değil Türk futbolunda birçok isimden duyduğum sözler beni çok mutlu ediyor. O 90 dakikayı o insanlarla paylaşmak çok güzel. Hayranlıkla izlediğim futbolcular şimdi teknik direktör olarak görev yapıyor. Futbol onlarla paylaşmak güzel. Onların benimle sahayı paylaşmasından mutlu olmaları beni keyiflendiriyor demiş. Hakem olarak Türk hakemliğine ailemi ve arkadaşlarımı dünya futbolunda temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Özel fizyoterapistlerle, psikologlarla ve kondisyonerlerle çalışıyorum. Dünya futbolunda Türk hakemliğinde yeri olsun istiyorum. Şampiyonlar Ligi finali ve Dünya Kupası finali yönetmeyi çok isterim demiş. Vallahi şunu söyleyeyim. Galatasaray'a tapmadığın müddetçe yönetebilirsin. 50-55 tane Avrupa maçında sadece bir maça o da Arda Kardeşleri çağırmışlar. Türkiye'den. Eskiden var ya bizim hakemler 7, 8, 10 maça çağrılırdı. Eskiden yani düşünün. Ya arkadaş bir Galatasaray şampiyon yapacağız diye bu kadar Türk futbolunun, Türk hakemlerinin onurunu ayaklar altına almayın. Ben bazen hakemlere kızıyorum ama hakemler ekrana öyle bir bakıyor. Sanki şey der gibi ya bana, benim de anama sövmeyin ya da bana sövmeyin bilmediğiniz şeyler var der gibi bakıyorlar. Bir şey diyemiyorum. Mourinho'nun istediği çok pahalı. Şimdi Mourinho'nun istediği gol teknolojisi çizgisinin sisteminin maliyeti stat başına 250 bin ile 500 bin euro arasında değişiyormuş. Şimdi Antalya Spor maçının arkasından konuşmuştum. Ekranda ilginç şeyler ve izleyenlere garip gelmiştir diyor. İngiltere'deki insanlara eğer izledilerse gol çizgisi teknoloji falan diyor. Şimdi 500 bin euroya kadar çıkıyormuş. Minimum 5-6 milyon euro. Yani geçen sezon Real Madrid Barcelona maçında Yamal'ın attığı golde var hakemi topun çizgiyi geçtiğine dair yeterli kanıt yok diyerek tartışmalara neden olmuştu. La Liga başkanı da yılda ancak 2-3 kez olacak pozisyonlar için en az 5-6 milyon euro harcamamız gerekir. Parayı daha fazla kameraya harcarız diyerek bu sistemin maliyetli olduğunu söyledi falan filan. Şimdi ben de diyorum ki Türkiye'de kaç tane stat var? Hani Süper Lig kalitesinde kalibresinde 17 tane stat olması lazım. Eyüp Spor Kasımpaşa stadında maçını yapıyor. 17 stat. 500 binden çarpsak aşağı yukarı 8,5 milyon euro. 10 milyon euro diyelim. Yani aşağı yukarı 10 milyon euro diye Ne yapar? Ya yani 400 milyon TL falan yapar. Bu kadar maliyetli yapmaz arkadaşlar. 117 milyon TL'ye Mehmet Büyükekşi yaptık diyordu. Yani Mehmet Büyükekşi biz bunu yaptık diyordu. Sonra gerçi Şahin Gözü teknolojisini getirdik. Ona gerek kalmadı dedi. Hani bu da golü buluyor dedi. Ne hikmetse yarı otomatik offside sistemi topun çizgiyi geçip geçmediğini hala belli etmiyor ve söylemiyor hala. Yani garip, ilginç bir o kadar da tuhaf yani. Bir şey diyemeyeceğim. Mourinho'nun kadro planlaması netleşiyor. Biz Fenerbahçe'ye dönelim. Boş verin Galatasaray. Şimdi Amrabat ve Kostić. Kısa süre oynadı Kostić. Amrabat nispeten biraz daha uzun oynadı ama geçer not almayı başladı. Ve Sağdaki etkili oyunu, Mourinho tarafından övülen performansı, takıma katkısı ne dedi? Hiç çıktı dedi ki ya Kostiş gibi dedi tek toplar oynamayı bilecekler dedi. Tık tık tık. Ya Kostiş dediğin adam hani Fenerbahçe'ye gelmeden diyorduk. Ya bu adam orta açar çarptırır yine gol atar diyorduk. Hakikaten çarptırıp gol attı. Yani o da ayrı bir şey. Ama o pozisyonda Ennesir'in yüklenmesi var. Ennesir'in hani pozisyon arayışı var. Kemirmesi var. Aslında Oraya da dikkat etmek lazım ama tabii bizim işimize orası çok gelmiyor. Çünkü oraya dikkat edersek e, başka şeylere dikkat edememiş olacağız. O yüzden birçok kişi oraya dikkat etmez diye düşünüyorum. Neyse şimdi kıymetli arkadaşlar sağda basmadık yer bırakmadı. Mesela Fred'in e, böyle kilit açıcı yönünün ortaya çıkması açısından merkezde önemli bir görevi var. Ve e, Kost için performansında şundan söylemiştim. Dünyadaki en iyi oyuncular topa her zaman bir veya iki kere dokunur. Bazı oyuncular Kostec'in çok iyi anladığı şeyi anlayamıyorlar. 20 kere topa dokunmaya, 10 kere topu sürmeye gerek yok diyordu. Yani Kostec keşke Avrupa arenasında yazdırılabilseydi. Kesinlikle Perşembe günü ilk 11'de izlerdik. Kesinlikle. Şimdi Osterwolde'ye yine bakacağız. Ceko, Tadic, Frit... %75'lik katkı. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Ligde 7 maçta 16 puan aldı Fenerbahçe. Ve yıldız oyuncular ağları 12 kere sarstı. Gollerin %75'ine bu yıldızlar imza attı. Şimdi Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe Antalya'yı devirdi. Her şey çok güzel. 18 dakika içerisinde bulduğu 2 golle devirdi. Maçı aldı. İkinci yarı 31 yaşındaki Fred oyuna girdi. 36'lık Dusan Tadiç fileleri, fileleri böyle ee, havalandırıp yakın direğe doğru vurup golünü attı. Ve Fenerbahçe'de ikinci golde Kostic'in ortasından geldi. Şimdi Galatasaray 3 puan geriden takip ediyor falan filan ama şimdi e, 16 golün 12'si 30 yaş ve üstü futbolculardan geliyor Fenerbahçe'de. Edin Ceko, Tadic, Fred bunlar gollerin %75'ine. Yani 5 kez gol atan Ceko başı çekiyor. Tadiş 4 kez atmış. Fred ise 3 kez atmış. Ki Fred'in bir maçta zaten ettiriği vardı. Baktığın zaman arkadaşlar e, önem arz edebilen isimler. Ama yetmez. Ben Antalya Spor maçında neyi merak ettim? Jose Mourinho'nun Antalya Spor maçında soyunma odasındaki e, küfür, hakaret, söz, uyarı artık adına ne diye adlandırırsanız arkadaşlar. Ama Mourinho'nun takıma konuşmasını çok merak ettim. Ve bir yerde de bir şeyler buldum. Şimdi Antalya Spor maçında soyunma odasında konuşması ortaya çıkmış. Yani Fenerbahçe ilk 45 dakikada birçok kişiyi memnun etmeyen bir performans ortaya koydu. Ve öğrencilerle öğrencileriyle yaptığı konuşmada diyor ki arkadaşlar gelecek haftayı Süper Lig'de maç yapmadan geçireceğiz. Daha sonra da milli araya gireceğiz. Bu çok uzun bir ara demek. Bu araya galibiyetle girmemiz çok önemli. İlk yarıda çok zorlama paslar attık ve hata yaptık. İkinci yarıda daha basit bir oyun istiyorum sizden. Rakip kaleye giderken ve defanstan çıkarken daha dikkatli olmalıyız. Sahaya çıkın, basit oynayın. Bakın, şifre belli. Basit oynayın. Ya Fenerbahçe zora zora koşturdu. Yani o kadar zora koşturdu ki inanılmaz şekilde. Bu arada 7. haftanın VAR kayıtları da açıklanmış. Mesela var kayıtları açıklanmasına açıklanıyor ama e, bizim işimize yarayacak olan vara çağrılmama açıklamaları. Bu arada Acun Ilıcalı Ekol TV'de de bazı açıklamalarda bulunuyor. Ve orada hani e, yine benzer şeyler söylüyor. Burada şimdi tek 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 konuşmak istemiyorum ama bilmiyorum neresinden başlasam, nereyi konuşsam. Hani Ekol TV'de bazı açıklamaları var. Bu lig adil olabilir mi? Adil olursa biz şampiyonun en büyük adayıyız diyor. Aynı filmi bir daha görmek istemiyoruz. Yani 5. dakikadan 2 tane var. Uzatıyorsun 6 dakika falan filan. E, Türkiye'de bazı şeyler olamıyor diyor. Mesela e, ya bir hakemin bir takımı tutmaması lazım diyor. Federasyon başkanından ricamız yani o da son derece kızgın, öfkeli diyor. Bizim maçlarda var yok diyor. Ve bizde vara bakılmıyor diyor. Doğru söylüyor. Ali Koç'a operasyon var. Bak Ali Koç'a yapılan bir operasyon olabilir mi diyor. Hani ihtimalleri koyayım diyor. Ben şu bu demiyorum ama operasyon var diyor. Ne ne hikmetse Galatasaray'ın başına hiçbir şey gelmiyor demiş. Beşiktaş'ın aleyhine de çalışıyor demiş. Ben aklımdayken bunu da değineyim arkadaşlar. Şimdi ben Beşiktaş'ın Kayseri Spor maçının özetini izledim. Baktım arkadaşlar. Bildiğiniz komedi bir maç olmuş. Şimdi Beşiktaş'ın kazandığı penaltı doğru. Darbe var. Hani bir adım sonra düşüyor adam. Hocam yani anında düşmesi lazım. O yüzden penaltı olmaz demeyin. Darbe var. Darbe sert. Pozisyon penaltı. Orada herhangi bir sıkıntı yok. İsterse 5 adım sonra düşsün. Kartal Kayra bon servisinin bulunduğu Beşiktaş'a iyi bir kıyak geçmiş aslında ama hakem o kadar boş ki. Hakemlikten o kadar uzak ki. Penaltıyı vermemiş. Orada 50 oynaması net penaltı. Kaleci 6 pas çizgisinden başlatmış oyunu. İleri doğru yuvarlamış. Yani hocam biz iyi de biz onun hani pas olarak verdiğini vermediğini nereden anlarız? Arkadaş, onu o şekilde yaptıysan dakika çalmaya oynamıyorsan anlaşılır. Ya orada net bir penaltı var. Immobile pozisyonda rakip üstten tutuyor. Doğru. Sarılıyor üstten. Ama süreyi uzatmıyor yani. Sarıldıktan sonra siz yavaş çekim izlediğiniz için 6-7 saniye görüyorsunuz ama süreyi uzatmıyor. Aksine Immobile çok uyanık. El gelince kendini böyle arkaya doğru itiyor. Oyuncunun çekmesinden de hani penaltı almak istiyor. Hakem de taktir hakkını kullanıyor, vermiyor penaltıyı. Şimdi var burada devreye giremez çünkü elde net bir kanıt olması lazım. Mesela Edin Dzeko'nun pozisyonunda net kanıt var. Ayağa vurma var, enseye vurma var, dize vurma var. Orada girmeliydi. Hakem görmese de girmeliydi. Şimdi ben bu maçın hakem olsam ben de buna penaltı vermezdim, açık söyleyeyim. Yani temas var ama aşırı değil. Oyuncu da penaltı almak için çırpınıyor. Yani e, biraz da oyuncunun tiyatroculuğu işin içine giriyor. Tamam elbette darbe var ama ben yeterli bulmuyorum bunu. Kayserispor'un Spor'un iptal olan penaltısı. Ya skandal bir pozisyon. Takım arkadaşına uçan tekme. Kramponla. Ben bir şey söyleyeyim. Hakem kırmızı kart verebilirdi biliyor musunuz? Takım arkadaşına o hareketi yaptı diye. Çünkü sporcu sağlığı tehlikede. Kendi takım arkadaşı da olsa ciddi sakatlama ihtimali olan bir pozisyon. Ama orada kırmızı verseydi Atilla Karaloğlu'nun hani Beşiktaş'ı çok sevdiğini hiç kimse konuşmaz da. Geçmişte de Beşiktaş'ın kırmızı kartını iptal etmişti. Öyle bir hakem. Hani penaltıdan dönme sebebi Kayseri'li oyuncunun abartısı. Yani yüzünü tutup atması. Araya girse taban kendine değse kırmızı aldıracak. Penaltı alacak. Ama bildiğin rol yapıyor. Hani sarı kart dahi verirsen verirdi. Belki de vermiştir. Bilmiyorum. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Vicdansız Fenerbahçe taraftarı. 0-0 giden maç. Beşiktaş'ın isabetli şutu yok. Hani böyle bir ilk yarı bitmiş. İkinci yarıda aldı at ikramı geliyor Kayserispor'dan. Gerson Fernandez alıyor. Önü boş gidiyor. Golünü atıyor. Ya beceriksizlik. İkinci gol yine beceriksizlik silsilesi. O ona çarpıyor, o ona çarpıyor. Soldan getiriyor. Hani oyuncu inadına yapar gibi düşürüp penaltı yapıyor. Yani i̇nadına yapar gibi alda penaltını at diye. Takım tamamen düşmüş. Zaten üçüncü golde oyundan tamamen düşen takımın yediği gol. Yani Beşiktaş kötü oynayarak maç almış diyebiliriz ama kimse bunu konuşmuyor. Ha skor 3-0 olduğu için her şey normal. Normal. Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Fenerbahçe'nin 2 tane nizami golü verilmiyor. Bir penaltı verilmiyor. Rakibin 2 kırmızı kartı verilmiyor. Ama adın şey Fenerbahçe kötü oynadı. Ya bir gün rakipler olduğu kadar keşke Fenerbahçe'ye de adaletli olsanız. Arkadaş Kayseri'nin 10 şutu Beşiktaş'ın 9 şutu var. 4'e 5 isabetli şutlar. Toplu oynama 48'e 52. Hemen hemen aynı yani. 12 şer faul Kayseri 4 sarı kart almış. Beşiktaş 3 sarı kart almış. 7 korner kullanmış Kayseri. 3 korner kullanmış Beşiktaş. Siz hiçbir Beşiktaş taraftarının ya biz de bu maçta kötü oynadık. Birkaç haftadır da kötü oynuyoruz. Umudu kestik dediğini duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. O zaman bizdeki sorun ne? Ya Acun Olcal diyor ki Galatasaray'a karşı hata yaparsan sıkıntı. Ya Fenerbahçe'ye karşı yaparsan ertesi gün maç alıyorsun. E bu bir sorun diyor. Başkanımız ne dedi? Sistemi değiştireceğiz dedi. Federasyon değişti dediğini yaptı. Aynı sorunlar devam ediyor. İşin başındakiler bu sefer müdahale edecekler diyor. Yani bu kritik bir cümle arkadaşlar. Ben bu cümleyi esas olarak aldım. Çünkü kritik bir cümle bu. Yabancı hakeme mutlaka dönülür diyor. Yani mutlaka yabancı hakem diyor Acun Ilıcalı. Bu işin buraya döneceğine onu söylüyor. Hani hepimizi rezil ediyorlar diyor başkasının hatasının cefasını ben niye çekeyim arkadaşlar diyor. Federasyon başkanına güveniyoruz. Çünkü adalet getireceğini söylüyor. Dürüst olduğunu söylüyor. Güvenmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızı bu işlere karıştırmayalım diyor. Bunların hepsini Ekol TV'de söylüyor. Sen parayı illegal ile geçiriyorsun diyor. Bir tane illegal bahis şirketi geliyor. Illegal bahis şirketi geldi. Bu illegal şirketle maça çıktın. Bu şirketin reklamını yapmak yasaktır. Bu şirket illegal bir şirket. Yurt dışında olan bir şirket değil. Tamamen illegal bir şirket. Yani legal değil illegal yani kanunsuz bir şirket. Türkiye ayağa kalktı. Akşamına bir televizyon programı seyrediyorum. Galatasaraylı yönetici bağlandı olayı normalleştiriyor. Yani biraz aptalıyatsak hep beraber yiyeceğiz. Bahis illegal. Şirket illegal. Herkesi teşvik ediyorsunuz. Yani her türlü offsite var. Akşama çıktı Fenerbahçe'nin sponsoru var dedi. Tamamen legal sponsor bizimki. Sizin yaptığınız illegal illegal normalleştirmeye çalışıyorsunuz. İki gün sonra aa pardon oldu. Sistem yerse hadi bunu deneyelim. Sokaktaki çocuk bile Galatasaray'daki geçen seneki kontratların yanlış olduğunu bilmiyor mu? İki tane çocuk çevirsek söyler herhalde. Ha, biz bunu yapmıyoruz. Onlar yapıyor. Biz illegal bahis almıyoruz. Onlar alıyor. Bunların hepsi gelir. Kara borsa durumu belli değil. Her yerden gelir al. Her şeyi dene. Ondan sonra da param var. Bunu aldım de. Senin paran değil ki. Sen parayı illegal ele geçiriyorsun. Bizim sistemimiz Galatasaray değil yöneticilere diyor. Yani Galatasaray büyük bir camia. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Yöneticilere bizim sistemimiz kulübe değil. Yani onu yönetenler yönetirken kurallara uymayı denesinler. Her hafta yeni bir şey çıkmasın diyor. Var mı arkadaşlar burada etik dışı bir olay? Yani hop illegal bir siteden para gede devam et. Ya bu kadar önemsiz mi? Ya biz şampiyon olmak için her şey yani şampiyon olmak için her yol mu bak. O yani Galatasaray'a göre o tarafa öyle diyor. Hani oyuncunun kendisini yere atar, bizim adam atılır. Tribünlere koşup coşar sahada böyle, hani burada böyle. Yani mücadele ettiğimiz sistem diyoruz. Burada normal şeyler olmuyor. Futbolun bütün hayatı para değil mi? Biz saatlerce uğraşıyoruz. Hop illegal siteden para geldi, devam et diyorlar. Ferdi'ye 40 verseler de vermez diyorduk ama Ferdi gitmek istedi. Ali Koç da izin verdi diyor. Kara borsa konusunu ben bilmiyorum. Bu konuda gerçekten bilgiye sahip değilim. Yani Galatasaray'dan çıkıyor. Niye Beşiktaş'ın değil de bu konu Galatasaray'dan çıkıyor. Başkanın açıklamalarına itibar ederim diye. Bahçe ne açıklama yap yapabildi Dursun Özbek? Hani dondurmadan önce bakmaz mısın ne şirketi diye. Değil mi? Bahis şirketi gelmiş ne oluyor demen lazım. Ama dediği gibi onlara her şey mübah. Yani onlar ayrıcalıklı zümre. Mourinho ne yapsın diyor çıldırdı diyor ya. Sürekli bayrak kalktı diyor. Adam diyor bir sürü 5 tane ligin içinden geldi. İlk defa böyle bir şey gördü. Dengeli hata olsun her takıma. Yani yine söylüyorum. Bu iş yabancı hakeme gelmek zorunda. Bazı durumlar vardır. Artık net görürsün. Artık yeni hakemlerden başarı olmayacağını görüyorum diyor. Bak. Bu var ya çok üzüntü bir şey. Ya her takıma dengeli hata olsun. Dersin ki tamam 7 penaltımız verilmemiş ya. 6, 7. maçta. Yani ben Galatasaray'ın hakkının çok yenildiği bir maç. Hani hatırlamak istiyorum ya. Sonra buldukları zaman bulduk demesinler diyor. Hani bulamıyoruz diyor. Galatasaray'ın hakkını yenildi. Hep bizim başımıza geliyor diyor. Sarı kart operasyonu. Aynı şekilde. Ya gel, geçen sezon Galatasaray kırmızı kart görmedi. Bir tane var 93. dakikada. O da kele alakalı diyor. Yani ne alakası var diyor. O, o saatte diyor. Ya gariplik var diyor. Ki haklı. Biz hani biz maç kaybetmeyeceğiz demedik. O simhenin oyunculuğundan laf etmedim. Diyor ki o günkü maç üzerinden konuştum. Ennesiri yatıp tutuyorlardı. Ee, hani ben de dedim ki diyor o günkü maç özelinde. Ya bugün Osimhen de kötü oynadı dedim diyor. Bu arada Osimhen Fenerbahçe yöneldi mi? Hayır diyor bak. Ondan sonra bu arada Galatasaray'da arka adresinde yırtık var mırtık var bir şeyler açıklamış ama ben Galatasaray'ın hiçbir lafına inanmıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Altına illa bir şey çıkar. Yani iki hafta sonra iyileşir derler ki bak fedakarlık yaptı. Şimanski. Futbolda düşüşler olabilir. Messi, Ronaldo değilseniz yıpranmalar olabilir. Çok maç oynamaktan futbolun büyük bir kısmı psikolojik zaten. Ha, Şimanski topu kaptı. Fenerbahçe'nin değerli bir futbolcusu. Hani bireysel değerlendirme yapmak benim görevim değil. Genel bilgimle söyleyeyim. İnişli çıkışta şeyler illaki olabilir diyor. Ya bu normal arkadaşlar. Bak biz var ya bunu çok abartıyoruz. Gerçekten bak. Yani oyuncuların da bir duygusu var adil bir lig olsun görelim diyor. Yani bu kadro adil bir lig olsun. Fenerbahçe'nin kadro derinliği en derin kadro. Her mevkide birinci, ikinci, üçüncü oyuncu var. Fenerbahçe'nin oyuna girmeyen takımın ortaya koysak yarısı milli takımdan çıkacak. 5 yani tane milli futbol çıkar oyuna girmeyenlerden. Derinlik, kadro, planlama. Hani Galatasaray dünya yıldızı getirebilir. Bu olabilir futbolda. Mühim olan takım olmak. Hocanın istediği takım olmak. Takımın daha güçlü bir takım olarak şampiyonluğa koşması. Hani bireysel oyuncularla şampiyonluk kazanılmıyor. Biz bu konuda gayet iyimseriz diyor. Sosyal medyadan morali bozan birisi değilim diyor. E, hata yapabiliriz. Eleştirebilirsiniz tabii ki diyor. Tepkiler eleştiriler olabilir diyor. Ama Fenerbahçe'nin iyiliği için eleştirin diyor. E, Mourinho konsantre değil diyorlar. Gördüğüm en konsantre yabancı diye, diyebilirim diyor. Mourinho'ya biz hayal satmadık. Hani zor bir ülkeye geldiğini söyledik. En az 2-3 toplantımız var başkanımızda diyor. Ülkeyi yaşananları anlattık. En önemlisi geçen seneki Galatasaray Fenerbahçe derbisini izledi. O maçtan sonra şimdi anladım ne dediniz dedi. Burada başka şeyler oluyor dedi. Yani Jose Mourinho burada başka şeyler oluyor dedi. O maç bize gelmeden önceki maçıydı diyor. Yani düşünün. Adam daha gelmeden neler demiş. Türkiye'deki gariplikleri geçen seneden gördüğü için acayip derecede yadırgamıyor. Hayata pozitif bakan, mizah yapan bir insan. O yüzden artık acı, acı gülüyor demiş. Ve korkunç şeyler yaşandı. Son maçtan sonra Mourinho'nun ya. Rinha... Mourinho'nun yardımcısı bana sarıl diyor. Türkiye'ye gelene kadar İtalya'daki hakemleri ben kötü sanıyordum demiş. Yani adam düşün. Türkiye'deki hakemler. ha ben demiyorum bak hakem hocaları diyor. Fenerbahçe'nin 7 penaltısı verilmemiş ya, hakem hocaları diyor. Galatasaray'ın verilmemiş penaltısı yok. 2 tane gri var. Hani bir Galatasaray'ın her şeyi adil olsun ben şampiyon olayım demesi gerekmiyor mu? Ben demiyorum hakem hocaları diyor diyor. Bak biz demiyoruz arkadaşlar. Biz dersek adaletsizlik olur. Halil Umut Beyler geçen maç yönetti. Ancelotti çıldırdı. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe maçı. 60. dakika tatil edilse ne Trabzonspor ne Fenerbahçe'nin başına bir şey gelecekti. Kalecinin kafası kanıyor. Ya geçen maçı iptal etti. Çakmak atmışlar. Hakem soyunma odasına giriyor. Atılan bir çakmak. Atletico Madrid Real. Bizde elde meşaleyle oyuncu geziyor. Trabzon maçında oyun devam ediyor. Kaleci yaralanıyor falan devam ediyor. Hani başka kurallar mı var? Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler dediler. Toplantı yapıldı. Hemen birkaç gol Azlatmamız dediler, atmanız dediler. Hani Türk futboluna sıkıntıların başvurularını biri olarak gözüküyor. Hataların hepsini görüyoruz. Anlamıyor değiliz, aptal değiliz diyor. Adalete güvenimiz tam. Serhat Akın'a silahlı saldırı geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Ben Fenerbahçe'ye borçlu hissediyorum diyor. Yani Acun Ilıcalı'nın açıklamaları aslına bakarsanız mantık çerçevesinde. Ancak sadece mantık çerçevesinde bu işler olmuyor. İstediğiniz kadar mantık çerçevesinde hareket edin. Bazı şeyler mantığın ötesine gidiyor. Ben Türkiye'de şunu çok net görüyorum arkadaşlar. Yani Galatasaraylı arkadaşlar da özellikle bunu çok net görüyorum. Diyorlar ki şampiyon olalım da ne olursa olsun. Ya yani ne olursa olsun. İster haram olsun, ister helal olsun. Sonra da hani şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz falan filan. Ya yani istediğinizi diyebilirsiniz. İstediğinizi diyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Birileri kuduruyor. Birileri gerçekten kuduruyor. Galatasaray uzun uza diye bir açıklama yapmış. Açıklama komediden ibaret. Ya arkadaş sizi hani siz Hakan Şükür'le Arif Erdem'i FETÖ'cü diye ihraç etmediniz. Oylamaya sundunuz FETÖ'cü diye ihraç edilmedi. Gelen tepkilerden sonra aidatını ödemiyor diye ihraç ettiniz. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. Başka hiçbir şeyi konuşmaya gerek yok. Yani Adalet olduğu sürece bu ligin favorisi biziz. En iyi kadro bizde diyor. Acun Ilıcalı haklı. İsrail, İran bilmem gerginlik şu bu falan filan. Ya umurumda değil. Ne olursa olsun. Ya. Şimdi bir de bir skandal var Galatasaray'da. Alman fenomen Katarina Amelia. Bir Türk futbolcunun kendisini Türkiye'ye davet ettiğini öne sürüyor. Seyahatine Galatasaray maçına ait görüntüler yayınlıyor. Yalnız işin komik tarafı ne? Galatasaraylı bir futbolcu bu e, şahsı çağırıyor. Ve bu şahıs, yani çağıran futbolcu arkadaşlar, sevgilisi varmış çağıran futbolcunun. O yüzden de bilgiler elinde olan kişi bunu açıklamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve düşünün. E, İsmail Yakovs diyor ki ben çağırsaydım diyor. Ekonomi sınıfında uçağı, diyor Ben o kadar şey değilim diyor. Zengin değilim diyor. Artık kim getirmiş kim etmiş ben bir şey diyemem. Hani ben sosyal medyadaki iddiaları söylüyorum. Ama İsmail Yakovs ben çağırmadım. Ben çağırsam ekonomide uçardı diyor. O da ayrı bir olay. Vallahi arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Yabancı hakemin bir an önce gelmesi lazım. Bir an önce gelmesi lazım. Bir de Galatasaray'ın kuruluşunun 119. yılıymış. Ya bu insanlar aptal mı? Geri zekalı mı? Galatasaray'ın kuruluşunun nasıl yani 119. yıl oluyor? Nasıl oluyor? Arkadaş 1959'da kurulan takım 50 yıl ekle 2009. Bir 10 ekle 60 yıl ekle 2019 5 daha ekle. Yani 65. yılı Galatasaray'ın kuruluşunun 65. yılı. Geri zekalı mısınız? Matematiğiniz mi yok? 59'da kuruldu Galatasaray. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923 1920 bilmem 29 Ekim alakası yok. 1959'da kuruldu ülke. Yani Mirya Kefelon Savaşı ne zaman yapıldı? 1959'da. Galatasaray Ansiklopedilerinde hepsi yazar. 1959'da. Çünkü Galatasaray ansiklopedisi 59 öncesini asla tanımaz. 59 öncesini kabul etmezler. Ederlerse günah olur onlar için. Çünkü niye 59. yüzyılını kabul ederlerse Fenerbahçe'nin 5 yıldızını kabul etmiş olacaklar. Halbuki kendileri de 5 yıldıza çıkmış olacak. Çünkü bir şampiyonlukları var orada. O da nasıl? O da e, yine hak ederek değil. O da hani siz de bir şeyler yaptınız hadi siz de bir tane şampiyonluk verin diye bunları şampiyon yapmışlar. Oh. İnanın var ya çok komedi ya. Gerçekten komedi. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. E, ben şunu söyleyeyim. Yabancı hakemin bir an önce gelmesi lazım. Yabancı hakem gelirse Fenerbahçe şampiyon olur. Herkes farkında. Ya He, geçen sene yabancı var hakemi geldi de ne oldu? Ulan geçen sene yabancı var hakemi geldi de orta hakem Türk olduktan sonra ne değişti? Galatasaray haftalar boyunca sarılar görmedi, kırmızılar görmedi. Var hakemi çağırdım diyor. Geçen sene skandallar var. Kırmızı var, penaltı var diye çağırdım, gelmedi Türk hakemi diyor. İfadeleri var. O ifadeler bir gün yüzüne çıkarsa ortalık 56 olacak. Şimdi ben size soruyorum. Bak en namert, en alçak insan bile bu soruya doğru cevap verir. Bugün orta hakem ve var hakemleri yabancı olacak lig bitene kadar. İşte şampiyonlukta kim? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Üçünün şampiyonluk ihtimali var. Üçünün de lig bitene kadar bütün maçlarının hakemi orta hakemi ve var hakemi yabancı olsa hangi camia en çok ağlar, zırlar, kudurur? Köpek gibi böyle havlar. Hangi camia köpek gibi havlar? Hangi camia isyan eder? Hayır böyle bir şeyi asla istemiyoruz der. Hangi camia bunu yapıyorsa onlar hakemle kullanıyordur. Hakemler bunlara hizmet ediyordur. Hangi camiada en çok bunu istiyorsa hakemlerden en çok onun canı yanmıştır. Yabancı hakemin gelmesi Galatasaray'ın korkulu rüyası. Ama şunu söyleyeyim. Ee, yani Ne diyor? İlginç bir haber daha buldum ben. Neyse. Hakkımızda ayrısı olsun arkadaşlar. Peki siz inanıyor musunuz? Adaletin geleceğine inanıyor musunuz? Siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Yani sistemin değişeceğine. Siz inanıyor musunuz yabancı hakemin geleceğine? Siz federasyon başkanına inanıyor musunuz? Açık söylüyorum ben hiçbirine inanmıyorum. Bana soracak olsanız ben yine aynı tas aynı hamam olacağı görüşündeyim. Yine hakkımızın yeneceği görüşündeyim. Yine birilerine küfürler edeceğimiz görüşündeyim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen doya doya yorumlarınızı yazın. Görüşmek üzere.